Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çoban. Trow videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerin karşısına bir başka ejderha videosu ile geliyorum. Bugün sizlere hangi ejderhayı göstereceğim? Vintegra Galanor Pride arkadaşlar. Buz ejderha. Ice Dragon. Bu ejderha bize ne veriyor? Bu ejderha bize süresiz olarak 1000 can, 3 kritik hasar, 500 fiziksel hasar ve 50 Magic Find veriyor. Ayrıca 250 Mastery Points veriyor. Bunu yapmak için neye ihtiyacımız var? Hemen göstereyim arkadaşlar. Öncelikle Dragon Crucible'dan bu ejderhanın ne istediğine bakalım. 300 tane Dragon Coin'i istiyor her zaman olduğu gibi. Yanına 25.000 Flux istiyor. 3.000 adet Glacial Shard istiyor. 200 adet diamond istiyor ve 100 tane de parçacık istiyor arkadaşlar. Flux, Dragon Coin, bunların nasıl toplanacağını zaten biliyorsunuz. Glacial Shard, Diamond ve Ice Dragon Egg Fragmentları sizlere göstereceğim. Hemen yani direkt şeye gideyim ben. Permafrost'a geçeyim. Permafrost'a giderken bir tane ev bulur. Evde malzemeleri gösteririz. Tamam. Çok güzel bir adet gün geçtiği için bir adet şey aldık. Onu da açalım videoda. Hop. Bir tane Mega Core. İhtiyacımız yok ama olsun. Şöyle Permafrost bölgesinde geziyoruz arkadaşlar. Permafrost bölgesinde aramamız gereken şeyler Glacial Shard madeni arkadaşlar. Neye benzediğini sizlere göstereceğim eğer görebilirsem ben de. Şunu alabiliyor muyuz tekte? Teşekkür ediyorum. Bir tane daha var. Onu da alalım. Hiç şey yapmaya gerek yok. Arkadaşlar bunları alın. Golden Soul'lar önemli. Evet. Şimdi arkadaşlar. Olayımız burada. Şu üstünde kargı tanesi gibi olan madenleri toplamak. Hemen bombamı bıraktım. 9 tane Glacial Shard aldım. Ama Ice Dragon Egg Fragment alamadım. Bunu Cuma günleri, Ejderha gününde yaparsanız çok daha hızlı yaparsınız. Bir tane daha attık. 12 tane Glacial Shard aldık. Ancak Ice Dragon Fragment gene yok. Böyle arkadaşlar, bu şekilde gezeceğiz. Ben çıkana kadar çok uzun süreceğini zannetmiyorum. O yüzden birkaç tane patlatacağım. Hem bizden istediği Glacial şartları da toplamış oluyoruz. Hem de aynı anda ejderha parçacıklarını da toplayabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle birkaç tane daha patlatayım. Çıkmazsa diğer materyallere geçeceğim. Çünkü ejderha günü olmadığı için birazcık zorlayabilir. Yanlış bilmiyorsam salı günleri de bir miktar daha hızlı toplanıyor. Ya da bana mı öyle şansıma denk geldi bilmiyorum. Ancak salı günleri de ben maden toplama ile, yani eşya toplamayla yapılan ejderhaların daha hızlı çıktığını düşünüyorum arkadaşlar. Bu yani tecrübeyle tecrübe edilmiş bir şey. Yani bununla ilgili kesin bir bilgi yok benim bildiğim kadarıyla. Ama ben işte bu Bayezmut'u yaparken ya da Sandsover'ı yaparken daha hızlı çıktığını düşünüyorum açıkçası. Bunu yaparken de keza daha hızlı çıktığını düşünüyorum. Salı günleri. Tabii size kalmış. Cuma, Salı. Toplayabilirsiniz gayet hızlı bir şekilde. Bitirebilirsiniz. Zaten bunun ardından Bayezmut'u ya da Sandsover'ı ya da Ayçiçeğinden topladığımız ejderhanın adı neydi tam hatırlamıyorum. Onu şey yapabiliriz. Ne yaptım ben? Ne oldu? Evet. Bu hatayı niye veriyor? Hiçbir fikrim yok. Böyle birkaç tane daha
Madden toplayacağım. 13 tane geldi. Toplam şu anda 100 tane Glacial Shard toplamışız arkadaşlar. Henüz bir tane fragmentımız yok. Yani şöyle bir düşündüğümüz zaman bizden 2000 ya da 3000 tane şey istiyordu. Glacial Shard istiyordu. Yani muhtemelen 2000-3000 taneyi toplayana kadar 100 taneyi toplarız. Yani 100 tane fragmentı, parçacı toplarız diye tahmin ediyorum. Fazlası olursa da önemli değil arkadaşlar. Satarsınız. O yüzden Salı günü toplamak aslında biraz daha iyi olabilir. Çünkü daha fazla materyal topluyorsunuz. Daha fazla materyal topladığınız için sizin için daha iyi olabilir. Daha fazla para flux elde edebilirsiniz gelen fazlalık aşardlardan. Çünkü aşard bildiğim kadarıyla çok da böyle ucuz bir materyal değil. Yani çok pahalı değil ama çok ucuz da değil bildiğim kadarıyla. Hatta şöyle hemen size şurada göstereyim. Ah, glasyal şart ya, ice şart diyorum. Tanesi 23 flux arkadaşlar. Çok az da değil. Söylediğim gibi. Evet, video içerisinde bir tane çıksa aslında çok tatlı olur ama. Henüz düşüremedik. Bir tane şey bakayım. Evet, gözlerim perişan oldu şu anda. Beyazlıktan dolayı şöyle biraz aşağıya doğru tutayım. Şu eve doğru gidelim arkadaşlar. Çıkartamadık ama buradan bu şekilde elde edildiğini bilin. İşte çok da zorlamaya gerek yok. Şimdi bizden ne istedi arkadaşlar? Diamond istedi. Glacial Shard istedi. Diamond'ları arkadaşlar. Ringcraft Bench'ten 35 Flux, 1 Primordial Flame ve 25 Shapestone karşılığında yapabiliyorsunuz. Ve bundan bir tane bastığınızda 5 tane Diamond elde ediyorsunuz. 200 tane Diamond istemişti. Yani toplamda 40 tane üretmemiz gerekiyor. 40 tane için ne yapıyor? Yaklaşık 1,5K Flux yapıyor. 350, 350, 700, 700, 700, 1,400. 40 tane Primordial Flame istiyor. Ve 250, 1000 tane de Shapestone Ore istiyor arkadaşlar. Yani 1000 Shapestone Ore alıyoruz. Bu materyallerle 200 tane diamond'ımızı yapıyoruz. Sonra üstümüzde 100 şey 200 diamond, 100 tane Glacial Dragon'un, Ice Dragon'un parçacığı, Flux, Dragon Coin ve 3000 tane Glacial Shard'la gelip bu ejderhayı tamamlayabiliyoruz arkadaşlar. Ejderhanın görüntüsü gayet güzel. Şöyle gördüğünüz gibi, hatta ultra yaparsak daha güzel olacak mı? Olmadı. Daha belirgin oldu sadece. Şöyle göstereyim. Yani patlama efekti de güzel aslında. Ben gerçekten bayağı severek, bayağı beğenerek bunu seçmiştim ilk ejderha olarak. Gayet hoş bir ejderha. Yani kasması çok da zor değil. Ben tavsiye ederim. Fiziksel bir karakter kasıyorsanız, bana sorarsanız gerçekten önemli bir ejderha. Çünkü 3 crit damage'i ve 500 fiziksel hasarı var. Artı 3 crit hasar iyi bir hasar arkadaşlar. Ben şu an şuraya %3 ekliyor. 500 hasar zaten direkt fiziksel hasarınız, ki 500
Yüksek bir rakam arkadaşlar. 50 Magic Find bütün ejderhaların verdiği bir şey. Sadece blok 100 veriyor sanırım. Gerisi 50 veriyor diye biliyorum. 100 veren başka ejderha var mı? Bilmiyorum. Güzel bir ejderha. Umarım videom hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse kanalıma ve bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Videoların devamı gelsin istiyorsanız. Aşağıya yorum olarak abi şunu çeker misin ya da dostum bunu şunun videosunu çeker misin diye yazarsanız emin olun bütün yorumlara dikkat ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.